Şimdi Atlas Dağları'nı aşıyoruz. Böyle kıvrıla kıvrıla kıvrımlı yollardan geldik. Burası şu an 2260 metre ulaşabildiğimiz en yüksek nokta. Buradan devam edeceğiz. Ait Ben Hazov muydu neydi öyle bir şey ismi. Tam söyleyemiyorum. Oraya gidiyoruz. Oradan Atlas stüdyolarına falan uğrayacağız. Sonra öğle yemeği yiyeceğiz yolda. Oradan da ilk gece konaklayacağımız otele varacağız daha sonra. Akşam 6 gibi. Şu an saat 11 civarı. Yolda görüşürüz. Dostlar şimdi Ait Ben Hadou'ya geldik. Az önce şu arkamda gördüğünüz terastaydık. Şehrin panoramik manzarasını görmek için. Şimdi aşağıya doğru iniyoruz. Şu nehirden geçeceğiz. Bu nehir zamanına göre yükseliyormuş. Şu an çok fazla su yok ama olduğu zamanda oluyormuş. Evet, şurada taşların üzerinden geçiyorlar. Bir kale ziyareti yapacağız. İçeriye girmek 25 dirhemmiş. Sonra şu en tepeye çıkacağız. Ondan sonra köprüden geçip rehberle buluşacağız. Bizim grup önden gitti. Biz biraz geride kaldık. Şu an Salih geçiyor. Ben de arkadan geliyorum. Burada daha önce Mumya, ondan sonra Mumya filmi, birkaç film daha söyledi de unuttum. Şuradan düşmeden geçmemiz lazım şimdi. Oo gençler. Ups ayağım kaydı. Hangi filmleri söylemişti? Mumya. Game of Thrones. Ha Game of Thrones en son çekilmiş. Diğeri neydi? Mumya dedi. Bir şey daha dedi ama. Hatırlayamıyorum. Vallahi ben de unuttum. Mumya filmi çekilmiş işte. Birkaç tane daha söyledi. En sonunda Game of Thrones seti kurulmuş burada. Böyle turistik bir nokta. Ama şehir gerçekten yani görüntüsü şu karşıdan çok iyi. Panoramik taraftan. Etkileyici. Bizim grup şurada. Gördüm grubu da bakın. Onun rehber de orada galiba. Orada şey yapalım. Var var. Bak gel diyor. Evet bizim grubun yanına doğru gidiyoruz şimdi. Evet diğer söylediği filmi hatırladım. Prince of Persia'yı söyledi. O da burada çekilmiş. Bu arada Ait Ben Hadun da anlamını açıkladı. Ben oğlu demekmiş sanırım. Ait Ben Hadu yani Ait oğlu Hadu gibi bir şey. O tarz bir şey. Tam hatırlamıyorum söylediğini ama. Şimdi böyle zeytin ağaçları arasında ilerliyoruz kaleye doğru. Gladyatör filmi çekilirken ki sahneyi gösterdi bizim. Şurada da hemen solunda da diğer çekilen filmlerin listesi var. Tarihlerine göre. Hemen yanındaki de Prince of Persia. Böyle taşlar satıyorlar elce diyeceğim ama. İçi de böyle doğal taş. Bir de süs olarak bunların adı neydi? Yediğimiz tajin. Bir de böyle tajin kapları satıyorlar. O da 20 dirham. Burada da film listesi var. Arabistan'da Lawrence çekilmiş. 1960-1961. Onun yanında işte Indiana Jones var. 96'da. 99'da Gladiator. 99 yine Cleopatra. Yani bir sürü film var burada çekilmiş. 2008'de Prince of Persia, 2004'te Mumya ve 2012'de de Game of Thrones son olarak. Şimdi köyün içinde ilerlemeye devam. Aa bu magnetler çok güzelmiş. Ama magnet aldım. Ben daha almaya gerek yok. Oo bu kafe de çok güzelmiş. Bon Repos Gladiator Restoran diyor. Şurada oturup kahve içmek istedi canım ama vaktimiz yok. Hemen hızlı bir ziyaret yapacağız. Tam bir film seti. Şuraya bakar mısınız renklere ve evlere? Şurada bir şey pişiriyor. Ne pişiriyor bakalım. Ekmek galiba. Berberi ekmeği. Ha başka bir kere. Bismillah. Evet, bu alan setin kurulduğu alan.
Hemen etrafını zaten şeritle kapatmışlar. Film burada çekilmiş. Arkada da şu manzara. Ama tabii buradaki ekipmanları, şeyleri kaldırmışlar. Çıkış arkadan. Oraya çıksak güzel olur da vakit yok. Şuradan da varmış gerçi çıkış. Ama gidiyor. Rehberin köyü burasıymış. Aynen. Burada girişte cellabi satıyorlar. Marrakeş'te de vardı. Evet, burada filmlerin afişleri. Cennetin Krallığı, Kleopatra, Tut, Arabistan, Lavrons, Prince of Persia, Babel, Troy, Troya yani. Bir sürü set kurulmuş. Ve an itibariyle şehre giriş yapmış bulunmaktayım. İçeride böyle işte turistik satıcılar, tezgahlar. Acaba buradan mı gittiler yoksa buradan mı gittiler? Herhalde buradan gittiler. Good. Kasar Eid Ben Hadou. World Heritage Convention diyor. United Nations. UNESCO tarafını, yani UNESCO listesindeymiş burası. Kaleye doğru ilerliyoruz. Sıcak bastı biraz. Merdivenler dikmiş bayağı. Üstümü çıkarmadım. Üstüm kalın birazcık. Çıkarmaya da üşendim. Terledim bayağı. Birazdan nefes nefese kaldım. Neredeyse Everest'ten beri böyle bir yere tırmanmıyorum. Hareketsiz kaldım. Merdivenler yordu biraz o yüzden. Oo, manzara çok iyi arkada. Karşıya çıkmışlar, iniyorlar şimdi. Biz de oraya çıksak mı dedik. Şehri daha güzel, daha iyi bir açıdan görmek için. Ama vazgeçtik. Şimdi burada durdu grup, fotoğraf falan çekiyorlar. Kale aşağıdaymış bu arada. Oraya çıkarken gireceğiz galiba. Şu aşağıda bir kafe var. Bir şeyler içiyorlar. Görebiliyor musunuz? Orası çok iyiymiş ya. Oturup bir şeyler içesim geldi. Kahve, çay falan. Nane çayı. Ama çok vaktimiz yok. Çok acıktık. Buradan sonra öğle yemeği yemeye gideceğiz. O yüzden hızlıca hemen burayı gezmemiz lazım. Yine merdiven çıkıyoruz. Ama varmak üzereyiz. Az kaldı. Ta şu karşıdan geldik. Böyle dolaştık, şuradan geldik. Bir 20 dakikadır falan yürüyoruz. Burada da bileklik örüp satıyor. Gezgin sanırım, Faslara benzemiyor çok. Şurada karşıda toprak turuncu, sarı, yani kum rengi ve kırmızı olmak üzere böyle katman katman çok hoş bir görüntü oluşturmuş. Çok az kaldı şimdi, son basamaklar. Şehrin tepesine, zirve noktasına varmak üzereyiz. Yani bu tepenin, bu şehir bir tepeye konumlanmış. Böyle bir sürü taşlar dizmişler. Ve geldik. Kral Nemrut'a tırmanmış gibi tırmandık ha. Aynen, Nemrut'ta aynı neredeyse ya. Burada sanki daha çok tırmandık Nemrut'tan değil mi? Biraz daha tırmandık ya. Hadi bacım, hadi. Fotoğraf çektirirken taşları devirdi. Şu an en tepe noktadayız. Yani gerçekten büyüleyici. Bu dinginlik, sessizlik, sakinlik ve etraf. Şöyle tekrar göstereyim size. Şehir bu tarafta aşağıda kalıyor. Şu an arka tarafına geçtim.
Böyle aşağısı boş. Kale surları gibi. Ya kale burası da olabilir. O aşağıdaki yer olabilir. Yani en tepede kurulur sanırım. Bu bölge. Aşağısı da şehir. Kaleler genelde tepeye kurulur ya. Böyle ağaçlar var yol boyu. Aşağıda da böyle sonradan kurulmuş bir şehir var. Ya muhtemelen orası daha sonra kurulmuştur. Çünkü bu tepeye kurulu yer daha eski. Şimdi dönüşe geçiyoruz yavaştan. Yallah barış. Yallah barış diyor rapper. Biraz geç kaldık, grubun arkasına düştük çekim yaparken. Elinde tuttuğu tarakmış, eskiden kullanılan. And what is that? In Turkish. What is in Turkish? Tarak. In Polska. What is this? Brush. Tarak. Vous connaissez quoi ça? Pardon, tarak değilmiş. Berberticology. O anahtarmış. Bu da kilit. Bu şifreli kilit gibi. Yani anahtar yerine bunu sokuyorsunuz. Berberi teknolojisi diyor. Şöyle adam sakalı mı gösteriyor benim? O bizde dalga geçti şey diye, tarak diye de. Sakalı kilit iş. Şimdi geleneksel bir berberi evine giriyoruz. Burası mutfakmış. Burası da karanlık bir yerden, bakalım nereye çıkıyor. Böyle terasa çıkıyor. Burada da odalar var sanırım. Evet. Ya yani şu an aktif olarak kullanılıyor mu emin değilim. İçeride aile vardı ama sanırım sadece yani turistleri gezdirmek maksatta. Hiç eşya yok ama belki de kullanılıyordur. Yani tek tük eşyalar var ama yani mutfak gerçi kullanılır durumdaydı. Burada böyle bir oda var. Duvarda filmler. Oo evet. Dövüş sahneleri. Gladiator filminden. Yani şahane gerçekten. İyi ki geldik. Bunun da mutlaka bir anlamı vardır ama bilmiyorum. Şimdi terasa çıktık. Burada bu güneş paneli var. Sağda. Burada böyle bir alan var. Çeşme. Yine başka bir teras. Ve damdayız. Kaspa şehri. Ait Ben Hadu diye geçiyor. Ama aslan Kaspa eyaleti mi diyeyim? Şehir ama. Kaspa şehrine bağlı. Aşağıda yüzlerce zeytin ağacı var. Zeytin ve palmiyeler. Şimdi öğle yemeğimiz için yola çıkacağız. O yüzden ayrılıyoruz buradan yavaştan. Evet, Salih aşağıda şurada. Rehber de orada. Grup indi. Ben hala yukarıdayım. Ben de iniyorum şimdi. Yola düşelim. Çok acıktık çünkü. Burada da böyle berberi simgeleri. Keşke sorsaydık ne anlama geldiğini. Ama rehber gelmedi. Aşağıda kaldı o. Soramadık o yüzden. Ya belki sadece motiftir, desendir, hani bir anlamı yoktur. Şu çok tanıdık geliyor bu arada. Burada da böyle bir şey var. Komple topraktan. Böyle arasında saman da var. Kerpiç sanırım. İpekmiş o. Okay, lock the system. Okay, so the colors does not stay forever. It's a silk. Okay, it's a silk, yeah. And the cotton is like that. The cotton is good. That one. Okay. Yeah. It stay for. Evet, şimdi öğle yemeği yiyeceğimiz yere geldik. Böyle bir çadırın içinde yiyeceğiz. Şuradaki masada.
teşekkür. Thank you. Kral. Evet va. One more time. Can you do that? No. Şimdi konaklayacağımız yere çok az kaldı. Bir 10-15 dakika daha yol gideceğiz otele. Çok güzel bir yerde durduk böyle. Aynı peri bacalarını andırıyor, benziyor. Böyle kaya oluşumları. Ama aşırı soğuk şu an. Kamerayı zor tutuyorum. Ellerim uyuştu soğuktan. Şimdi direkt servise geçiyoruz. Böyle fotoğraf çekiyoruz. İsmini unuttum. Şimdi bizim şoför dayıya soracağım. What's the name of this place? Food Market. Markiz, Food Market. Ya, food, buranın ismi Food Market'miş. Food is food. Monkeys, animal. Monkeys. Ya. Yeah. Aa, okay. Ya. Yeah. Hangi kasaba? Kasba diyorduk ya aslında. Ha, kasba. What's the meaning of kasba? Here it is Dadas Valley. No, no, the kasba means castle or kasba is and big family, big kasba. Yeah, it's no possibility for two person with a big kasba. And big family with a big kasba, together family we live and place and kasba. Okay. People, 40 people. Yeah. İkiden fazla kişinin kaldığı böyle evlere kasbah deniliyormuş. 40 fiye. Fiye. 40 fiye and family, big family. Ha, big family. No possibility and three person with a big kasbah. Ah, okay. Expensive. 3 kişiden fazla aileler için pahalı olur diyor kasbah. Büyük aileler içinmiş kasbah. Yani böyle bir nevi konak gibi. Konak yani. Konak diyebiliriz. Böyle büyük. Kerpiçten evler, kale gibi, böyle köşelerinde 4 tane sütundan oluşan, o şekilde tanımlayabiliriz yani. Değil mi? Acayip üşüdük. Şimdi direkt servise geçiyoruz. Açamadım kapıyı. Yalla, fırla. İdesin ne yapıyor diyorlar, ne oraya dikşimle. Evde orada dikşimle, dikşimle fuy diyeyim. Şimdi böyle bir berber evine geldik. Yes. Çay geldi. Your tea. Şükran. Şükran. Çay ikram ettiler. Çayımızı içiyoruz şimdi berber evinde. Şekerli bu da. Yine şekerli. Yine şekerli kral ya. Burada çay içerken şekersiz olmasını söylemeye dikkat etmeniz gerekiyor. Yoksa şekerli getiriyorlar. Yol kenarında böyle bir yerde öğle yemeği için durduk. Burada bizim grup var. Hemen şu arkayı göstereceğim size. Böyle yanımızdan dere akıyor. Arkada da şöyle bir tepe var. Çok güzel bir yer. Yine her zamanki gibi tajin yiyoruz. Tajin istedik. Önden bir salata geldi. Sonra tatlı ve nane çayı gelecek. 22 litre benzin aldık şimdi benzinciden. 320 dirhem yaptı. O da hemen söylüyorum ne kadar yaptığını. 30 euro. Yani 22,5 litre benzin 588 liraya geliyor. 590 lira. Saatler süren yolculuğun ardından sonunda Merzogo'ya vardık. Buradan şimdi develere bineceğiz ve 1,5 saat boyunca sürüş yapacağız kampa doğru. Ardından akşam yemeği, soğuk bir gece bizi bekliyor olacak. Ve sabah Fes'e doğru yola çıkacağız. Tekrar bir gün doğumunda yine bir deve sürüşü yapıp 1,5 saat. Hemen arkada şu ileride kum tepeleri başlıyor. Sahra çölü. Kameradan o kadar iyi gözükmüyordur belki ama
gözle görmek bambaşka. Gerçekten büyüleyici. Özellikle bir de arabayla gelirken buraya uzaktan gördük. Şu an burada bir tane var ama biz şu taraftaki yoldan geldiğimiz için bayağı 5-6 tane kum tepesi vardı. İnanılmaz bir görüntü oluşturdu. Yani şu an hissettiklerimizi tarif edemem. Gerçekten Sahra Çölü'ne gelmenin hayalini uzun zamandır kuruyordum. Ve sonunda gerçek oldu. Grup orada bekliyor develerin hazır olmasına. Birazdan hep beraber bineceğiz ve 1,5 saat boyunca kampa doğru süreceğiz. Sürüş yapacağız. Letter for the put it the tear. Uh-huh. Yes. This is for the preparation for tajin. Tajin. Tajin, couscous, legume. Şimdi karanlıktan çok bir şey gözükmüyor ama Sahra Çölü'nde bir göçebe bir ailenin çadırlarına geldik. Hava inanılmaz soğuk. Dekmeyi nasıl yediyor? Atilla bana sıddık. Yen bada. Valla. This is for cooking. Tajin, tea, bread. Çekiyorum. Yes. You speak to your later. One hour later.